Yani böyle bir mevsimde Antalya gibi güzel bir şehirde kamp yapabilmek bizim için büyük bir mutluluk. Çünkü dünyada çok zor bulunabilecek iklim koşulları bu kadar güzel ve gelişmiş bir şehir. Rüyada gibi takım. O açıdan çok mutluyum. Ben de onlara böyle güzel bir şehri tanıtabildiğim için hem taraftarlarımıza hem de futbolcularımıza daha da mutluyum. Yani taraftarlarımız ilk günden beri biliyorsunuz ülkemize olan sempatilerini hissettirdiler. Bizi ailelerine aldılar. Sıra bizdeydi. Biz de onları ailelerimize taşıdık, buralara getirdik. Çok mutlular. Yani o kadar çok teşekkür alıyorum ki bu kadar hayır duasıyla işlerimizde rast gider inşallah. Tabii ki ben burada uzun bir projeye başladım. Benim bu kulübün sahibi olarak açıkçası bakış açım bir kulübün bütün kulüplerden farklı olmasını sağlamak. Bu iki yönlü olur. Bir performans ve futbol tabii ki çok önemli. Onun dışında da taraftarların bu kulübü tuttukları için ayrıcalıklı hissetmelerini istiyorum. Bu kulüp çok köklü bir kulüp ve şu anda bize emanet, bana emanet aslında baktığınız zaman. Benim de bundan sonraki görevim bu taraftarları elimden geldiğince mutlu etmek. Yani tabii Başakşehir'le oynamak bizim için büyük bir mutluluk. Hocamız çünkü zor takımlarla oynayalım dedi. İki tane zor rakip getirdik biz de. Biri iki sene önce şampiyonu, biri de geçen sene şampiyonu. Trabzonspor'la oynayacağız. Yani daha ne getireyim artık şu anda. Baktığınız zaman çok güçlü takımlarla oynayacağız. Başakşehir'de ilk maçımızdı. Ben hani skorun dışında oyun olarak da takımı beğendim. Yani dengeli bir maç geçti. Bizim için önemli tabii ki. Yani Antalya'yı benim oyuncularımın övmesine çok gerek yok. Antalya'yı dünya biliyor, dünya övüyor. Burası çok özel bir şehir. Ayrıca başkanımız Ali Şafak benim için önemli bir isim. Onun dışında Murat Süylün buradaki çok yakın dostum. Aytaç Bey öyle. Yani Antalya Spor camiasıyla kulüp başkanımız da aynı şekilde öyle. Çok yakın ilişkilerim var. Antalya'yı çok seviyorum. Bizim biliyorsunuz Survivor'da çok değerli bir kardeşimizi kaybettik. O da Antalyalıydı. Mekanı bir kez daha cennet olsun. O yüzden baktığınız zaman Antalya'nın benim için her açıdan maddi manevi önemi çok büyük. Yani maddi derken hani kulübü buraya getirmek, kamp yaptırmak işin belki ekonomik tarafı ama önemli olan buradaki maneviyat. Ya transferde ne olacağı belli olmuyor. Şimdi yeni bir hocayla devam ediyoruz. Şota hocamızı çok sevdik ama yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Şimdi yeni bir hocamız var, Liam Rosenier. Kendisi şu anda bize ne rapor verirse o yönde tabii ki takviyeler yapacağız. Yani şu anda patronu bize de onu mutlu etmek düşer. Yani hocamız alternatif her zaman götürüyoruz tabii ki. Yani Türk Ligi'nden oyuncuları götürdük. Bunların da birçoğu başarılı oldu bu arada. Yani baktığınız zaman zaten Ozan tribünler Ozan şarkıları söylüyor. Yani özel kendisine özel tezahürat var. Doğukan sakatlık geçirdiği için çok vakit kaybetti. Ama onun dışında TT herkes bayıldı. Allah yar bu takımda çok önemli bir isim. Taraftarlar dönmesini bekliyor. Pelkas şu anda özel bir parantez açmam lazım. Takımın en yıldız oyuncularından biri. Baktığınız zaman son dönemlerde son 5 deplasmanda 4 galibiyetimiz var yanlış hatırlamıyorsam. Yani müthiş bir başarı var. İç sahada zorlanıyoruz. Onu da çözersek sanki daha ileriye gidebiliriz. Peki, bu ligde her şey oluyor bir kere. Öyle onu söyleyeyim. Hani hiçbir maçın favorisi yok. Hani bizim iki yönlü bakabilirsiniz. Hani karamsar bakarsanız düşme hattına çok yakınız dersiniz. Ben iyimser bakıyorum. Playoff'la 7 puan fark var. Kalan maç sayısı da 25-26. 26 maçta 7 puan kapanabilir. Ama asıl hedefimiz bizim uzun vadeli. Hani bu kulübü sonuç itibariyle çok yüksek bütçeli takımlar var. Yani 150 milyon poundluk takım var karşımızda. Öyle söyleyeyim. Hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bütçeleriyle oynuyoruz. Vallahi Arda için yine benim çok yorum yapmama gerek yok. Çok önemli spor yorumcuları. Yani benim çok inandığım Rıdvan hocamız, Sergen hocamız bu tip isimler Arda için çok önemli yorumlar yaptılar. Hani sanki onların üzerine benim yorum yapmam biraz gereksiz gibi. Her hamlesi beni mutlu ediyor. O zekasındaki o ilerilik fiziksel olarak eğer üzerine koyabilirse bence tabii ki. Hani şöyle bir konu var ya bak Dünya Kupası'nda seyrediyorum. Mesela Fas geliyor tamam mı? Hakim Ziyech. Bakıyorsun tak tak tak. Yani Fas'ın bir yıldızı var. Hakim Ziyech diye gözümüz onda.
Ondan sonra Belçika geliyor. Hazard orada. Bir şekilde Lukaku'su var. Ama Hazard yıllarca bu takımın beyni oldu. Yani her ülke birilerini çıkarmış böyle. Bizim ülkemizde Hakan Çalhanoğlu'nu ben aslında yine o seviyelerde görmekle birlikte. Hani böyle gerçek anlamda Hakan'ın yanına gelebilecek, belki de Hakan'ın ilerisine gidebilecek isme ihtiyacımız var. Belki de yıllarca gururlanabileceğimiz bir isme ihtiyacımız var. Neden Türkiye'de de böyle bir isim yeniden çıkmasın? Var geçmişte oyuncularımız tabii. O isim Arda Güler mi diyorsunuz? Potansiyel oldu kesin. Ama bundan sonrası bize Arda söyleyecek. Hani artık kısmet. Ayrı şey. Şimdi ben İngiltere tutuyorum. Sonuç itibariyle İngilizlerle çok ciddi bağlar kurduk. Ama Arjantinlerle çalıştığım için, ben de çok Arjantinli çalışıyor. Ezekiel var, çok yakın dostum. Arjantin'de sempatim var. Baktığın zaman bir Fenerbahçeli olarak Brezilya neden olmasın? Alexis, Roberto Carlos'u. Şimdi onlara da sıcağım. Bu üç takım daha önde. Çok saymayacağım, merak etme. Daha beş tane. Hayır, hayır. kalbim bunlarla beraber. Şimdi şeye gelince, hani favori kim diye söylüyorsunuz. Fransa şimdi bir adım önde de gözükse, gönlüm Güney Amerika tarafından ve İngilizlerden yana İngiltere-Fransa eşleşmesi hissediyorum tabii ki. Büyük ihtimalle olacak. Orada her şey belli olur. Hani İngiltere sürpriz yapabilir. I told you months ago it was my dream to have a football club in England, and my dream was of course not just owning a club, having a family and a family club so that we enjoy all together like you and also our fans in the stadium. Thank you very much for accepting me to your family and becoming one family. Again, I thank you all. This selection, and you are the lucky ones. I hope you're enjoying it. And I feel like it. The club's future in doubt. I know the owner is how generous Adjin is in bringing everyone here, you know, and giving us players that are outstanding. Seri's an outstanding player. Anyone else? Yes. My time at the football club, which is hopefully a long time. I want to see the club thrive and grow, but we need to make sure that we're within budget and we different ways of coaching them. And I hope that some the old school values are great. You know, there's old school values of hard work, looking after people, caring. Good crowd. A lot of teams come to our city. I like your idea because it's a very intelligent way of thinking. So we may have given the opportunity to play as well. But yeah, we look at other positions to recruit, passionate about corners and things like that. That's something that. Sometimes it's not about mum's back or how we can move forward. Is he got the philosophy to give volumes to somebody who can't create a chance? Obviously, to save money in the transfer market. He's here right now, getting 13 years old at Central Excellence, and I was in the team photo with him. There's nothing better than having happy boys that have really been looking forward to. It's more happy football. The first thing that is huge now. You can't just throw players in and expect them to grow. It's a process. But what I would say is you want to try to pass the talent really, really quick. It's just finding the right time to win games of football, but to give them the education they need, right? Firstly, I'm very proud to be representing this football club again. Secondly, I have to thank Adjun for giving me the trust in taking over the team. He seems like a very good man, an amazing guy to work for.
and I want to make his dreams come true of Hull becoming a Premier League team soon. My first impression of Arjun is he's a fantastic guy, somebody who has been a success and has worked hard for their success, but somebody who cares about people and wants the best for them. This makes me very happy and motivated to work for him. It's an incredible place to be. Unbelievable facilities, we can't ask for any more. And the people have been so kind to us and friendly. And already I know I want to come back to make sure that we have a good second part of our season. Hopefully a team that plays possession-based but exciting football. Also one that fights for every game and makes the team and the supporters proud to support the football club. Firstly, they are fantastic guys. They want the best for the team. And they're really, really good people. And I like working with good people. They are still adapting to the English league and the fast tempo game. But what makes me happy is the fact that they are working so hard to acclimatise, and I'm enjoying working with them. They're also fantastic footballers and technically very, very good players. I do a little. I try to stay on top of every league for my understanding of what's happening in Europe. And the difference, the main difference is the speed of the game and the technicalities of the game. For example, in Turkey, I think you have some outstanding technical players who play exciting football. And the difference, especially with the championship, is that we favour more physical, direct football. My job is to combine the two, so we have a team that can play in a physical way, but also play exciting, offensive football. I've had some great meetings with Pelkas. He's a fantastic guy, another fantastic guy and a fantastic player. He's a very intelligent footballer and technically he's outstanding. I'm sure from the way that he is working, he's enjoying working with me. I would like this to continue for a long time beyond his contract. Well, I think overall the dream of our chairman and of our football club is to reach the Premier League. I don't know if it's possible this year, but definitely my job is to put us in a good position so that we can do it next year and win as many games as possible in doing that along the journey. I will focus. I love Turkish football. Maybe you would have before. No, I love Turkish football. I remember when I was 18 years old watching the World Cup in 2002. Alpay from Aston Villa, unbelievable defender.
Burada bir 7-8 günlük bir kampımız var. Onun için burada iyi bir kamp dönemi geçireceğimizi düşünüyorum. Onun için buraya geldik takımla birlikte. Benim de ilk kampım olacak. Onun için heyecanlıyız. İyi bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum. Bakalım yarından itibaren başlayacağız. Evet, özledik tabii ki vatanımızı, memleketimizi. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Tabii ki iş için geldik. Onun için çalışıp en iyi şekilde geri döneceğiz. Ligimize devam edeceğiz. Tabii ki yani futbol bu. Her şey iyi gitmeyebiliyor. Zaman zaman problemler de çıkabiliyor. Tabii ki şu anda bulunduğumuz konumdan dolayı biz de mutlu değiliz. Tabii ki onu düzeltmek için buradayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu Dünya Kupası arasından sonra daha iyi bir pozisyon için elimizden gelenin en iyisini yapmayı düşünüyoruz. Onun için çalışmaya geldik. Mücadelemizi göstereceğiz. Hedeflerimiz var. Onları başarabilirsek güzel olur bizim için. Ya tabii ki üzücü bizim için. Çünkü genç bir takımımız var, kadromuz var milli takım olarak. Orada bulunmak tabii ki genç oyuncular için hem bizler için de büyük bir şeref, bir gurur olurdu. Bunu cani gönülden çok isterdik. Ama tabii ki futbolda bazen hatalar oluyor, bazen kısmet diyelim olmuyor bazı pozisyonlar. O sebepten dolayı biz de kaçırdığımızı düşünüyorum. Favori takımım yok ama hani tabii ki biz de izliyoruz, takip ediyoruz. Öyle bir favori takımım yok. League, but it's very tough league. I would say that every team are good. You have to fight a lot there to survive. Let's say I think now with the new coach that arrived, we will come in a good way, in a good road. For sure, of course, we need as always happen in the football. Patient to become the level that we want, but step by step, I think the most important is to improve and to show something in the pitch, and hopefully the second half of the season will be better than the first half. Hulda mutluyum. Hulda çok mutluyum ilk olarak. Ancak çok zor ve çok çetin geçen bir ligdeyiz. Çok çalışmamız lazım, mücadele etmemiz lazım, bütün mücadeleyi sahada göstermemiz lazım. Ancak yeni bir hocamız var. Yeni hocamızla çok mutluyuz. Yeni hocamızla beraber çok da çalışarak ilk yarının aksine ikinci yarıda çok güzel bir yarı geçireceğimizi düşünüyoruz. Yes, it's higher the tempo because you know they don't have the first reason for me is because they don't have a VAR yet in championship, so the game doesn't stop so easy. Also the referees leave the game to play more because they didn't give easy free kicks, they didn't stop the game, they want to the game have a tempo. And as I know, I read somewhere that it's like 10 to 15 minutes more clear game in England. So that's the reason to have more high intensity tempo and from the other leagues, and I think Championship also it's of the top five leagues that high tempo.
dediğiniz gibi iki lig arasında çok ciddi bir tempo farkı var. Ve bunu görebiliyoruz, bunu sahada hissedebiliyoruz. Bence bunun sebebi hakemler. İngiltere'de hakemler oyunu durdurmuyorlar. Oyunun akmasına, oyunun kendi kendine oynanmasına izin veriyorlar. Hakemler bunu istiyor ve faul çalmaları gerçekten Türkiye'ye göre çok zor. Hiç kolay faul çalınmıyor bizim ligimizde. Bir yerde okuduğuma göre İngiltere'de neredeyse bir maçta top 10 ile 15 dakika arasında fazla oyunda kalıyor. Bundan dolayı temponun yüksek olduğuna eminim. Ama bu tempoya da alışacağız. Ve alışma yolundayım. Yes, it's the truth is that I spent two very nice years in Fenerbahçe. The people here, yes, we are in Turkey. The people here loved me. I got so much love from the fans, from the normal people in the streets, and also a lot of times I discuss with my wife that we spent really two very nice years here in Turkey. And yes, when I played here and with the fans, it's something different. You know how strong and how big it's this team. But also now I'm in a team that I really like it. The fans also there really love me, and it's something new for me. It's let's say new challenge. I want a lot to give everything, also to Hull City, to the fans, also to the owner, Mr. Ajun, that I appreciate a lot, and hopefully to, like I said before, to start better the second half of the season and to give happiness and success to the team. Evet, dediğiniz gibi Türkiye'de Fenerbahçe'de iki tane çok güzel sezon geçirdim. Taraftarlardan harika derecede sevgi gördüm. Sırf taraftarlar da değil, sokaktaki insanlar bile her sokağa çıktığımda beni sevgiyle karşıladılar. Hatta geçen eşimle oturup bunu konuştuğumuzda Türkiye'de harika iki yıl geçirdiğimizi konuştuk. Ancak şu an Hull City'deyim. Orada da harika bir şey var. Harika taraftarlar var. Onlardan da aynı sevgiyi görüyorum. Orada da çok mutluyum. Özellikle taraftarlar ve şehrin yanında takım sahibimiz Acun Ilıcalı'yla da aram çok iyi. O da bizi çok seviyor. O yüzden ikinci yarıya da biraz daha iyi başlayarak Hull City taraftarlarla ben de bir hediye vermek istiyorum. Yes, injuries is in the game. When you play football, you know that you have a risk to get some injuries. I want to say only for the first injury that came in a very bad moment when we start the previous season. It was directly four days before the league start. I was making a very good pre-season. I played all the friendly games, and after unfortunately came this injury with my shoulder, and I stayed out more than 1.5 months, almost 2 months. And after, it's not easy to become directly to the team, because you have a lot of, you know, Fenerbahçe have a lot of good players, and when you are out for so long time, after another guy it's waiting for you and he take your position. But I never stopped to fight and to try to get my position back, even when I came back of my first injury. Was I started to play some games, and I make good games. And okay, in the end of the season came the second one. I stay all again with for like 1.5 months. Like I said before, the injuries, it's in the game. You have to accept this and to move forward, and hopefully to don't get anyone in the future. Evet, maalesef ki sakatlıklar bu oyunun parçası. Bunu biliyoruz. Maalesef ilk sakatlığımın çok kötü bir zamanda geldiğini düşünüyorum. Tam sezon öncesi çok güzel bir kamp dönemi geçirdikten sonra sezon başlangıcından 4 gün önce bir omuz sakatlığı yaşadım. Ve neredeyse 1,5-2 ay sahadan uzak kalmak zorunda kaldım. Ve sakatlık olduğu zaman takımlarda limitli sayıda kontenjan var. Başka biri sizin yerinizde oynamış oluyor. Sakatlıktan döndükten sonra da tekrar yerimi almaya çalıştım ki aldım da. Ondan sonra ikinci sakatlığı da geçirdim. Ama bunların hiçbiri beni yıldırmadı. Ve sakatlıklara rağmen geri döndüm. Şu an Hull City'de devam ediyorum. Ve bu sakatlıklar beni futboldan yıldırmadı. My favorite team it's Argentina, because of Messi, and I want for him to... Look, for me it's the best player in the world ever. But for the people that they believe is something different, if he will win this World Cup, even these people can say the same thing.
But until now, to be honest, I didn't like so much Argentina. The first two games, I didn't play so good. I like a lot the first two games Brazil. It's an amazing team, and also the players are amazing. England also they started very good, and also the second game they can win, but they have draw. But I think they will qualify, and they will moving forward in the World Cup, and also. Spain. It's they played very good football. It's young the players, but seems like in the future will be like the new Xavi and Iniesta. This in the middle, Gavi and Pedri. It's amazing. Also with the rest with them. And okay, like I said, Brazil, England, Spain, and okay, France. It's France. You know, with this team, they can win the World Cup. Until now, these four teams, it's for me the favorite to win the World Cup, but I hope something changes and Argentina will take the World Cup. İlk olarak Arjantin'i destekliyorum. Messi'den dolayı benim için Messi şu anda dünyanın en iyi futbolcusu. Evet, bazıları için dünyanın en iyi futbolcusu olması için Dünya Kupası'nda kazanması gerektiğini söylüyorlar. Ancak benim için şu anda öyle ve hep öyle kalacak. En iyi oynayan takımlara gelirsek, Brezilya ilk maçında çok kuvvetli göründü. İngiltere'de ilk maçında İran karşısında çok kuvvetli göründü. İkinci maçta berabere kaldılar. Ancak ben onların gruptan çıkacağını ve ilerleyeceğini eminim, onu düşünüyorum. İspanya'da değinmek isterim. İspanya'da çok kuvvetli ve çok genç bir takım özellikle. Özellikle Pedri Gavi ikilisinin geleceğin Xavi Iniesta'sı olacağını düşünüyorum. Son olarak tabii ki Fransa'nın da çok kuvvetli bir kadrosu var. Özetlemek istersek Brezilya, İngiltere, İspanya ve Fransa favorilerim. Ama umarım bir şey olur ve Arjantin kazanabilir bu turnuvayı.